güzel İzmir'e geldik deplasman lezzetlerinde. Bu haftaki durağımız İzmir. İzmir Türkiye'nin belki de en fazla deplasman seyircisini ağırlayan şehri diyebiliriz. Niye mi? Çünkü burada çok fazla köklü takım var. Hem Süper Lig'de hem alt liglerde mücadele eden birçok takım var. Bunlar Altay, Göztepe, Karşıyaka, Altınordu ve tabii alt liglerde birçok takım daha var. Böyle olunca da çok fazla sayıda deplasman seyircisi İzmir'e geliyor. İzmir'i sezon içerisinde ziyaret etmiş oluyor. Biz de tabii ki deplasman lezzetlerinde bu taraftarlara rehber olmaya çalışacağız İzmir bölümünde. Bize bu rehberlik sürecinde, bu yolculukta kim eşlik edecek? Göztepe'nin efsane golcüsü Adis Yahoviç bize burada rehberlik yapacak. Adis'le bir araya geleceğiz. Bakalım neler yiyeceğiz. İzmir'de tabii biraz daha sokak lezzetleri ağırlıklı bir rehberlik süreci geçireceğiz Adis'le birlikte. Bakalım neleri tadacağız. Hadi başlayalım. Bir Göztepe efsanesi, bir İzmir efsanesiyle bir aradayız. İzmir'de bakalım neler yiyeceğiz. Tavsiyeleri önce bir alalım. Listemizi, menümüzü yapalım. Sonra birlikte onları tatmaya başlayalım Adis. Yani İzmir'de her şey var zaten ama herkes diyorlar kumru yani İzmirli zaten. İzmir'de kumru var, boyarsı var. Yavaş yavaş yürüyerek gidelim. Hem de bir yandan da sohbet edelim. Futbolu da yaklaşık bir ay önce bıraktın profesyonel futbol kariyerine. Evet. Veda ettin. Göztepe taraftarı da sana çok güzel veda etti. Vallahi, sen neler hissediyorsun? Tabii ki yani. O ne yani, bir şey söyleyeceğim, ben çok beklemedim öyle yani yapacak. Ama sağ olsun Göztepe'de aradılar çünkü taraftarı da öyle istediler. Futbolda jubile olacak yani Göztepe'de. Çünkü burada 3 sene oynadım, zaten çok gol attım, çok yardım etapta Süper Lig'de çıkardı zaten 2016-17'de. O günde gittim aşağıda da zaten kendine söylüyorum. Bak şimdi bir gün buradasın, 30 sene zaten 7,5 başladı futbolda. 30 sene yani sahadasın, şimdi yukarıda gideceksin. Ondan sonra bu maçta hani taraftar çağırdılar beni, söylüyorlar Hadis Yavoviç. Sonra 1-2-3 çektim. Abi yani bu nasıl söyleyeceğim ama çok heyecanlıyım. Ağladım dedi yani gibi. Ama ağlamak çok normal değil mi ama? Duygulanmak çok normal değil mi? Yani. Göztepe taraftarı, futbola da veda ediyorsun. Sahadan kopmak da zordu. Tabii ki ama yani ağlıyorsun bu mutlu için yani, pozitif için söylüyorum. Çünkü Göztepe'de bıraktım. Konya'da bir kurban kesme olayı vardı. Onun perde arkasını bize anlatır mısın? Şöyle var mesela, transfer oldum. Göztepe, Konya'da gittim. Ondan sonra yeni sezon başladı. Zaten ben de geldi yeni hoca geldi. Aykut Kocaman geri döndü. Aykut Kocaman'a geri döndü. Ben zaten bütün maçlara çıkıyorum. Yani her zaman karşı tabii ki daha fazla koştum maçlara. Yani her zaman karşı çıkıyorum. Normalde benim karşı yani zaten bitiş mükemmel ama atmıyorum. Çok şans buluyorum. Koşuyorum ama atmıyorum golünü. Dedi ki belki nazar oldu. Bilmiyorum ama gel kesimin bir tane kurban diyeceğim, dedeceğim. Dedim orada bir tane kurban getir sana bana. Takım arkadaşların mı söyledi? Yok kendine. Sen kendin? Evet, kendine söyledi. Zaten aradım orada bir tane arkadaşla, dedim ki kurban benim getir sana. Kurbana kestim. Ya zaten maçta yarın var. Kime karşı oynayan? Kasımpaşa'ya karşı oynadık. Kasımpaşa maçta da iki tane attım. Biz 3-2 kazandık. Ondan sonra bu kurbanı zaten çok fenomen her oldu. Maç keseyim, her maçtan önce keseceğim demiştim. Zaten demiştin. Yani Müslümanlar olarak dinde zaten kurban önemli bizim. O zaman yavaş yavaş önce bir boyozdan mı başlayalım? Hı-hı. Bir boyozu tatmaya Alsancak'ın içerisine doğru gidelim. Adis Yavoviç'le sokak lezzetlerini, İzmir'in lezzetlerini birlikte tadalım. İzmir'de ilk durağımız, ilk tadacağımız lezzet boyoz. Boyozu tercih ettik ama bire boyozu koyduk. Ne dersin? Valla boyoz da en güzel burada. Yani sabah kahvaltısında. Yani sabah aslında... kahvaltısı. Zaten biz sabahta hiçbir şey yemedik. Zaten ben de boyoz açım. Da yiyecek. Gidelim bir seçelim. Bakalım çeşitlerimiz arasında neler var. Seçenekler çok. Merhaba.
peynirli, mozzarella, pastırma, kimalı, karışık, sade, çikolatalı. Normalde yani benim için mozzarella seviyorum. Önce sen tercihini yap abi. Ben mozzarella da seviyorum, ıspanak da seviyorum. İki tane mozzarella, lütfen mozzarella ve ıspanak. Ben de peynirli ve sade yememiz gerekiyor aslında değil mi? Orijinali sade, sadeyle başlamanızı tavsiye edelim. O zaman bir sade bir de peynirli alayım ben. Bunun yanında tabii olmazsa olmaz. Yumurta lazım. Yumurta da lazım. Ve peynir de koyabilir. Peynir de aynı şekilde. Afiyet olsun. Teşekkürler, sağ ol. Evet, self servis. Aldık boyozlarımızı. Geçelim bakalım tadına. Şurada boşluk var abi. Şurada oturabiliriz. Boyozlar önümüzde, biz de artık sabırsızlandık. Hadis de acıktı. Vallahi ben de acıktım. Ben de acıktım. Yiyelim. Sabahta kahvaltı hiç yapmadık. Zaten burada yiyelim. O zaman afiyet olsun. Tadalım. Afiyet olsun. Hadis, kaç tane golüm vardı? Ben tam hatırlamıyorum sayıyı ama. Ya birçok golüm var. Sen de hatırlamıyorsundur sayısını ama. Yani yakışlık 85-90 gibi var. Yani neredeyse 100 gol. Aynen öyle. 100 gol, birçok maç, birçok kurtardığın puan. Ama nedense sosyal medyada şu hareket. Aklımıza o geliyor. Yapacak bir şey yok. Yani evet, herkes bu. Bunun perde arkasını merak ediyorum. Tabii yani herhalde kimle benim dürecek sokaklara, fotoğraflara yapıyorlar insanları. Bana her zaman soruyorlar, bu ne hareket, yapsana bir kere. 2017-18 Galatasaray karşıya deplasmanda ilk zaten maç Fatih Terim'de. Ben o maçta gol attım zaten yani penaltide. 1-0 bitti. Sonra çevirdi Galatasaray, zaten 2-1 yaptı. Bir pozisyonda uzun top benim geldi, cezası Galatasaray'da, tam cezası orada noktada. Ben zıplandım, istedim bu topaya kontrol edeceğim. Ondan sonra arkasına Maicon benim vurdu sırtına. Zaten ben düştüm orada. Hakemlere bakıyorum, hakem böyle. Bu pozisyonda ya da kızacağım ya da güleceğim bilmiyorum ama ben de öyle hareket yaptım. O harekette sonra... Devam diyor değil mi? Yani devam. Oyun devam yani, hiçbir şey yok deme. Ama ben düşünüyorum orada faul var pozisyonda. Penaltı da ben düşünüyorum çünkü cezası zaten. Ama o da vermedi bir şey. Yani sadece böyle yaptı harekette elini. Bende de aynı herhalde. Orada mimikler, yüzündeki ifadeler tabii, çok komik. Tabii zaten benim bende de gördüm videoları, bende de güldüm. Çünkü saça da oynuyor. Yani güldüm. Böyle hareket. Abi bu da sonra evde gittim. Zaten Üsküp'te biz o son maçta zaten devre arası var. Benim internette yazıyorlar, herkes de takip ediyorlar, gösteriyorlar videoda. Fenomen oldu bu pozisyonda. Evet, kaç sene oldu? Şimdi 7 sene oldu sonra. Tekrar bu hareket zaten fenomen oldu. Hakem de sonra tekrar benim hangi yönettiğim maçta bilmiyorum. Bana maçta önce söyledi. Tekrar mı bugün yapacaksın öyle? Ben diyor ki zaten tekrar yapmam ama sen faul vereceksin. Orada güldü zaten bizim de. Ama yani çok güzel yani oldu sonra. İzmir'i nasıl anlatırsın? Futbolu bıraktın ama hala buradasın. Evet. Kaç sene oldu? 8 sene oldu. Tabii. Türkiye'de genel olarak 8 evet. sene oldu ama bunun uzun süresi de zaten İzmir'de geçti. İzmir'i nasıl anlatırsın? Yani şöyle, şimdi 2016 geldim ilk İzmir'de. Zaten Rusya oynadım. İzmir'e geldim. Yani tam havaya farklı. Çünkü sıcak. Yani burada soğuk yok. Yani kar yok. Ben de orada çok beğendim. Ondan sonra Göztepe taraftar zaten benim Önce'de transfer olurum ya Göztepe'den. Benim herkes yazdı, gel bizim yani Süper Lig çıkar, gol kral kral seni yaparız burada İzmir'de. Vallahi öyle oldu. Biz Süper Lig'de çıkardı o sene 2016-17. Yani benim için çok mutlu oldu. İzmir, taraftar, benim aile zaten çok mutlu oldu orada burada. Biz çok sevindik İzmir'de. 1,5 sene yaşandık. Ondan sonra transfer oldum. 3 sene sonra tekrar geri döndüm İzmir'de. 1,5 sene. Yani toplam 3 sene İzmir'deyim. Benim kararı zaten verdim. Benim aile de aynı yanında geldi. Söyledi, tamam hadi biz İzmir'e yaşanabilir. Biz seçtik Güzelbahçe.
kaç gezdim yani, Ukrayna, İsviçre, Almanya, herhalde gezdim ama böyle şehir yani görmedim. Herkes diyorlar küçük İstanbul. Ben İstanbul'da çok yani tabii ki güzel metropola gibi ama yani çok kalabalık çok istemiyorum. İzmir daha küçük, daha güzel. Tabii ki küçük değil, 5 milyon insan var burada ama yani şimdi olarak zaten çok beğendik. Deniz zaten de var, hava da güzel, insanlara mükemmel. Biz zaten burada seçtik. O zaman yavaş yavaş ikinci durağımıza doğru gidelim mi? Olur. Çok fazla boyozu da daha fazla yemeyelim mi? Ne dersin? Çünkü sonra yani daha sırada birçok lezzet var. Şimdi bakalım sıradaki durağımız neresi olacak? Ben aslında Kumru'yu tercih ederim ama Hadis. Bırakalım fark senden. Etmez mi? Tamam o zaman bu sefer rehber ben oldum. İzmir'de hoş geldin. O zaman sıradaki lezzetimiz bakalım hangisi olacak? Evet abi bak ben servis yapıyorum. Zaten ödeyecek 500 TL bu servis. Hadis Yahoviç'ten 500 TL. 500 TL borcu servis var. Ücreti evet, servis mu? Ücreti öyle. Hadis Yahoviç'e getiriyorsun öyle yani. Şimdi sıradaki lezzetlerimiz kumru ve gevrek. Az önce bir simit deme yanılgısına düştüm. Bizim İzmir'de gevrek diyorlar. Simit değil. Tadalım. Tadarken yine tabii ki evet, sohbetimize devam edelim. Ben kumrudan başlayacağım. Ben de kumru aslında daha farklı, daha doğrusu asıl kumru bu. Bu gerçek kumru. Gerçek kumru. Aynen. Bu gerçek kumru. Normalde diyorlar şöyle kumru. Ben göstereyim. Aynen. Diyorlar salam var bir tane, salam kumrusu. O da ama bu gerçek değil yani. Bu da tam gerçek kumru. Gerçek mozzarella kumru ve peynir içerli. Tadalım şey, bakalım. Domates. Evet, kumruyu tattık. Ben çok beğendim gerçekten. Ben de. Peynir, içindeki peynir çok güzel. Tulum peyniri, aynen. Domates. Gayet güzel bir kumru tattık. Ben şunu sormak istiyorum. En sevdiğin Türk yemeği hangisi? Bire hangisini koyarsın? Adana kebap. Adana kebap çok güzel, evet. Gerçek çok güzel. Ama yani şimdi şöyle, Adana kebap diyorsun, tabii ki güzel ama bizim Boşnaklara da aynı gibi yapıyorlar. Mesela bizim kebap çiçi var, bir tane köfte var, köfte içeride et koyuyorlar ama et kuru et koyuyorlar. Kuru et zaten. Peynirli koyuyor, hani öyle gibi. Zaten ama Adana kebap tabii ki Adana'da ama et Adana'da Adana lazım yiyeceksin. Başka yani şehirlere yapıyorlar ama aynı değil. Adana yiyorsan farklı. Peki deplasmanlara sen de bu 8 sene içerisinde Türkiye'de birçok deplasmana gittin. En sevdiğin deplasman hangisi oldu? Hem şehir açısından, stattaki atmosfer açısından hem de belki de yemekler, orada da belki yemekleri tatma fırsatı da bulmuşsundur. En sevdiğin deplasman hangisiydi? Yani şöyle abi, kariyerinde mesela şimdi futbolcu olarak gidiyorsa deplasmanda zaten bir gün, iki gün önce maçta gidiyorsun. Normalde biz futbolcular gezmiyor yani şehirde. Ama mesela kampa da gittik, Erzurum'da gittik. Belki soyunma odasına aynen geliyordur bir dürüm ya, soyunma Adana'da. Soyunma odasına tabii ki getiriyorlar. Mesela şimdi en beğendiğim baklava, fındık baklava Trabzon'da. O da Giresun'a geliyor fındık zaten ama en güzel o. Ben çok seviyorum bu baklava. Mesela Adana kebap de var. Erzurum bir kere nerede gittik, bir tane et yedik. O da güzel. Cağ kebabı mı? Evet. O da güzel yedik. Mesela İzmir'de kanat var. Bilmiyorum sen de yedi mi? Zaten bütün futbolcular kim İzmir'e gelecek? Deplasman geliyorlar burada ya rakiplere. Gidiyorlar çünkü kanat böyle bir şey yeme desen hayal. Mesela ben biliyorum zamanda ben de Göztepe'de oynadım. Dembaba geldi. Dembaba da her maça sonra gidiyor orada yiyor. 25 tane kanat var. Ama kanat böyle gibi kumru yani. Çok büyük. Tabii ki vallahi büyük. Bir gün orada yiyeceksin. Şimdi futbolu bıraktın. Evet. Bundan sonrası için plan var mı kafanda? Neler yapmayı düşünüyorsun? Yani çok var zaten. Birinci düşündüğüm menajerlik, scout. Kafana planda akademi, kendine akademi futbol okulu açılımla istiyorum. Ama bakarız yani. Şimdi tam şimdi zamanda hiç düşünmüyorum. Neden? Çünkü biraz
Futbolda sonra aynı. Dinleme, ailesine biraz zaman. Benim zaten üçüncü çocuk yani biraz küçük orada istiyorum yani büyütme benim beraber. Çocuklar da üçüncü çocuk. Evet. Türkiye'de doğdu. Diğer çocuklar da daha büyük olanlar da ben mesela İstiklal Marşı okudu. Aynen. Videoyu gördüm oğlunun. Onlar da burada büyüyorlar. Evet. Burada doğdu birisi zaten. Tabii. O da 2 yaşına. Biz Türkiye'de geldik 2016. Leys 2 yaşına. Lamia zaten 3 aylık. Zaten burada büyükmüş. Çocuklara yani Türkçe öğrettiler. Tam Türk gibi. Türk marşını çok seviyorlar. Zaten okula da her cuma böyle yapıyorlar. Okula da. Ama üçüncü de çocuktu. Burada doğumdu. Bodrum'da. Yani o gerçek Türk. Biz boşnak zaten biz yabancı gibi ama o gerçek Türk zaten. Yani inşallah sonra hayatta burada İzmir'de devam edecek. Simidi pardon gevreyi tatmadık. Gevreyi de tadalım. Aynen. Gevrek de lazım biraz. Alırız. Çok farklı ya. Evet. Simitten farkı tabii ki var. Yani bilmiyorum da ya pişmiş daha iyi yapıyor, daha bir şey yapıyorlar mı ama çok farklı gösteriyor. Mesela bazen başka şehirlere yedim. Ustadan öğreniriz birazdan. Aynen. Gevrek'te yedim ama öyle gibi değil. Burada bir şey farklı yapıyorlar. Evet, kumrumuzu, gevreğimizi tattık. Adis hatta o kadar çok beğendi ki kumruyu eve de alıp götürecek. Aynen. Evet, 4 tane ailesine getireceğim. Eşin çocuklara yiyirsen o da. Şimdi o zaman sıradaki durağımız ve son durağımız olacak kokoreç tadacağız. Haydi, buyurun. Sıra kokoreçte. Bakalım. Tezgahın başına bu sefer Adisyeviç geçecek. Bir kokoreç hazırlayacak. Ben de tadacağım. Bakalım nasıl olacak tadı. Mükemmel, çok lezzete görüyor. Evet, usta, ben çok evet. Teşekkürler. Çok güzel ya görüyor. Çok güzel değil mi? Şunu alırız ha. Değil mi? Onu da sonra ekmekte koyuyorum. Ekmek. Acı seviyor musun? Acı sevmiyorum abi. Böyle şurada değil mi? Evet. Şöyle gibi. Evet. Aferin. $1000 Yani Siyahoviç'le 1000 TL kokoreç. Dedim ki gel. Şimdi buyurun. Afiyet evet. Olsun. Bakalım. Çok teşekkürler. O zaman biz yarene kadar yam. Biraz daha hızlı tak. Nihayet bitirebildim. Son durağımız İzmir'de kokoreçli Adisyeviç elleriyle kokoreç hazırladı. Ben de tattım. Harikaydı. Artık programı kapatalım. Ben de kokoreç yemeye devam edeyim. Çok teşekkürler. Çok ağzına teşekkürler. Sağlık. Eline de sağlık. Kokoreçi çok teşekkürler. Elinden yemiş olduk. İnşallah tekrar İzmir'e gelsin misafir için. Gösteriyorum sana yemekte İzmir'de. Teşekkürler. İzmir'de deplasman lezzetlerinde bu hafta efsane golcü Adisyeviç ile birlikteydik. Farklı noktalara gittik, farklı lezzetler tattık. En sonunda Adis elleriyle bir kokoreç yaptı. Onu tatmış olduk. Bu haftalık İzmir'den bu kadar diyelim. Hoşça kalın. Görüşürüz.